Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün Antalya'da savunma sanayi ihracatçılarının yıllık yaptığı toplantıdayız. Burada size savunma sanayinde ihracat nereye gidecek, bununla ilgili gelecek 5 yıllık 10 yıllık plandaki resmi göstermeye çalışacağız. Savunma sanayinin ihracatı çok önemli. Tabii ki bu bir ticari konu değil. Bu konuyla ilgili en önemli noktaların başında uluslararası diplomasi, özel izinler gerekiyor. Yani bir otomotiv, bir tekstil ihracatına benzemiyor savunma sanayi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk savunma sanayinin en önemli kullanıcısı. Bunlardan gelen TSK'nın kullandığı ekipmanlar diğer ülkeler tarafından dikkatle takip ediliyor. Çünkü silahlı kuvvetlerimizin yaptığı operasyonlar bu konuda ses getiriyor. Ve sahada kendini ispat etmiş ekipmanlar, teçhizatlar, silahlar haline geliyor. Tabii ki bana en çok sorulan soruların başında da savunma sanayi ile ilgili, ihraç konularıyla ilgili neden birçok ülkeye ihraç etmiyoruz veya niye bu aleti, niye bu teçhizatı ihraç ettik sorusu geliyor. Her şirket öncelikle pazarlama görüşmesine bile başlamadan önce bu konuyla ilgili Savunma Sanayi Başkanlığından, Milli Savunma Bakanlığından, Dışişleri Bakanlığından izinle bu işlemi gerçekleştiriyor. Şimdi bu konudaki konuşmalardan kısa kısa bilgiler vereceğiz size. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'den, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmalarından kısa kısa, arkasından Savunma Sanayi Başkanlığı'nın hazırladığı yeni videoyu izleyeceğiz. Gerçekten bu videoda da önemli mesajlar bulunuyor. Savunma sanayinde ihracat çok önemli bir konu. Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği Başkanı Naki Polat konuşmasında 10 yıl önce 60 şirketle başlayan bu birliğin bugün 1100 şirkete ulaştığını ve bu şirketlerin 170 ülkeye ihracat gerçekleştiğine dikkat çekti. Halen Türk savunma ürünlerinin kilogram başına ihracat geliri $60 civarında. Türk savunma sanayinin ihracat karnesine baktığımız zaman bu yıl, yani 2021'de 11 aylık süreçte toplam $2.8 milyar ciraya ulaşılmış durumda. Yıl sonunda hedef $3 milyar geçmek. 2035'e TİM raporuna göre 2035'e kadar oluşturulmuş raporda savunma sanayi için öngörülen artış hızı %425. Yani amaç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren her ürünü dünyada farklı ülkelere ihraç edebilmek ve bu konuda Türkiye'nin katma değeri yüksek, teknolojisi yüksek ürünlerini ihraç etmek. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir ise savunma politikaları konusunda Türkiye'nin lider bir konuma yükseldiğine dikkat çekti. İhracat kontrole tabidir diyen İsmail Demir 3 ana başlık üzerinde durdu. Bunlardan birincisi, bu ihracatı kime yapıyoruz? İkincisi, psikolojik etkisi. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu aynı zamanda uluslararası arenada Türkiye'nin algısını da değiştiriyor. Türkiye'nin bölgesel bir küresel güç haline geldiğini ifade ediyor. Üçüncüsü ise algı operasyonu. Ürünlerimizin gayet kontrollü bir şekilde üretildiğini, uluslararası kurallara uygun olduğunu belirten İsmail Demir, bu konuda dezinformasyon yapılarak ürünler hakkında algı operasyonu yapıldığını ifade ediyor. Sempozyumda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Dışişleri Bakanlığı'nın ve temsilciliklerinin Türk savunma sanayinin destekçileri arasında olduğuna dikkat çekti. Önümüzdeki günlerde bakanlık bünyesinde savunma sanayi dairesi kurulacağını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, savunma sanayi dairesinin koordinasyonuyla hem savunma sanayi başkanlığı hem de sektörün dünyadaki ihtiyaçları birlikte değerlendirerek, bu konudaki gelişmeleri takip ederek birlikte çalışacaklarının da müjdesini verdi. Yaptığı görüşmelerde en önemli konulardan birinin savunma konusunda işbirliğinin olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Seul ziyaretini örnek vererek Altay tankı için Güney Kore ile görüştüklerini ve bu konuda savunma sanayi koordinasyonunda bir işbirliği anlaşması için adım attıklarını ifade etti. Halen Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı'nın dünyanın farklı ülkelerinde 253 temsilciliği bulunuyor. Bu açıdan Dışişleri Bakanlığımız dünyanın en büyük 5. ağına sahip ve bunun da ihracata artık yansıtılmasının zamanı gelmiş durumda.